So he is from this village. Aye. So these old people must know him. Aye. So if they say something different altogether, I'm gonna be guilty, you know. Herkese Galler'den selamlar arkadaşlar. Sıcak güneşli bir Galler gününü mükemmel bir gün batımıyla bitirdik şu an. Güneş ufuk çizgisini geçtikten sonra buradaki son kişiler de artık teker teker gitti. Şu an burada bir tek ben varım. Bir de birkaç tane şöyle yabani atlardan var. Onlar da burada kendi çapında takılıyorlar. Bakın. Galler turuna başlamadan önce çok umutsuzdum. Çünkü Galler çok küçük bir ülke ve Galler'de neredeyse hiçbir şey yok. Ama tabii yolda olmak böyle bir şey. Ne zaman ne yaşayacağını bilemiyorsun. Bu arada ben 3 gündür yoldayım. Bugün 3. günüm. Hiçbir şey çekmedim, size bir şey anlatmadım. Direkt 3. günden başlıyorum. Yarın olaylardan bahsederim biraz. Ben buraya gelmeden önce kumlu yerlerden, sahilden falan geçtim ya. Oralara gelmeden önce sanırım bir yarım saat falan düşündüm. Acaba dedim gitmesem mi? Görmeye değer bir yer değilse boşu boşuna yorulmuş olacağım falan. Ama ya böyle bir şey düşündüğünüzde gidin arkadaşlar ya. Yani ne kadar kötü olabilir? Diyelim ki kötü bir yer çıktı. Yani hayal kırıklığına uğradınız. En fazla yorulmuş olursunuz. Şu an Galler'den beklediğimden daha büyük bir performans aldım bugün. Öyle söyleyeyim yani. Burası büyük ihtimal kamp kurmanın serbest olmadığı bir yer. Ama dediğim gibi zaten gün batımından sonra buradan herkes gitti. Sular da zaten geri geldi. Deniz geri geldiği için burası biraz böyle ada şeklini aldı. Burada çalışan eden falan da yok. Yani böyle boş bir ada. Aslında insanların görmeyeceği bir yere çadır kurmam lazım. Ama böyle bir yere gelmişim. Şöyle diyorum, şuraya kurayım çadırımı. Mis gibi manzaram. Gün batımı burada. Gün doğumu da bu taraftan olacak. Burada bugünü böyle güzel bir manzarayla kapatayım diyorum.
Herkese günaydın. Arkadaşlar dün akşam o kadar güzeldi ki, karanlık olduğu için çekip size de gösteremiyorum. Hatta öyle bir dolunay vardı ki, bu arada şu karşıda şehir varmış, dolunayın ışığından sonra fark ettim orada şehir ışıkları olduğunu. Oradan dolunay bir çıktı, kıpkırmızı, dev gibi, ama işte elimde olan ekipmanlarla size bunu maalesef gösteremiyorum. Yani elimdeki ekipmanlarla çektiğimde çok küçük görünüyor. O yüzden ben ne kadar anlatsam da tam olarak size hissettiremeyeceğim bunu maalesef. Şu ana kadar kamp kurduğum en güzel manzaralar arasına girdi burası. İlk 10'da yani, kesin, o net. Evet, eşyalarımı toparladım. Birazdan yola çıkacağım. Şimdi buranın olayını biraz araştırdım. Şu karşıda gördüğünüz bundan daha eski bir yapıymış. Zaten öyle de görünüyor. 1845'te yapılmış sanırım. Bu arada bunlar ilk başta ışıksız deniz feneriymiş. Şu karşıdaki deniz feneri amaçlı kullanılan kule batıdan gelen gemiler tarafından görülmüyormuş. Yani bunu yanlış yere yaptıklarını fark ediyorlar. Daha sonra bunu inşa ediyorlar ve bunu kullanmaya başlıyorlar. Britanya'nın neresine giderseniz gidin, tarihi bir şeyle ilgili bir yazı okuduğunuzda çoğu zaman aynı şeyi göreceksiniz. İskoçya'da da Kuzey Adaları'nda gezerken orada 5000 yıllık taşlar vardı. Onları görmeye gitmiştim. Onların da gene bilgisini okuduğumda yazan şey şuydu: bu taşlar 5000 yıldır burada, neden ve nasıl yapıldığı bilinmiyor. Ortasında kazı yapılmadığı için de altında ne olduğunu bilmiyoruz ve bunun sırrını bu yüzden bilmiyoruz diye bilgi yazısı yazmışlar oraya. Yani neredeyse birçok yerde böyle. Burada da bu iki kulenin olayını araştırırken gene aynı şeyi gördüm. Yel değirmeni olarak yapıldığını düşünüyorlar ama daha sonra deniz feneri olarak kullanmaya başlamışlar. Neden yapıldığı, ne amaçla yapıldığını kimse bilmiyormuş. Yani böyle bir bilgi var burayla ilgili. 1845 yılındaki bir tarihle ilgili de bir bilgi verirken hani bunun neden yapıldığını bilmiyoruz demeleri enteresan gerçekten yani. Öyle arkadaşlar, şimdi gidip bir denize girip biraz serinleyeyim. Yani 10 yıl Antalya'da yaşamış biri olarak o 40 derece havada denize girmenin ne demek olduğunu bilmiyormuşuz. Onu anladım şu an. Uf. 10 dakikadır anlatıyorum, kayıt tuşuna basmamışım. Şimdi ben dün şu ağaçların oradan sahile indim, kumdan yürüyerek buraya kadar geldim. Daha sonra da buradan bu şekilde devam ettim. Ve dün ben buradan geçerken buralar tamamen kumdu. Bu deniz ta ilerlere kadar çekilmişti. Yani insanlar burada yürüyordu zaten. Videoda da görebilirsiniz. Bakın, kumun bu tarafı biraz ıslak, görüyorsunuz değil mi? Bu taraf kuru. Deniz buraya kadar gelmiş çok büyük ihtimal yakın zamanda. Akşam üstüne doğru bu yavaş yavaş böyle çekile çekile ta uzaklara kadar gidecek. Buralar tamamen kum olacak. Yani şu masmavi gördüğünüz yer tamamen kum olacak. Görüntü de gerçekten çok kötü oluyor. Yani hani insanlar geliyor buraya güneşlenmeye, denize girmeye falan, ama sadece böyle ıslak kumun üstünde yürüyen insanlar görüyorsunuz. Neyse. Bakın, bir de denizin bu taraftan gelen kısmı var. Şu ortada da birazcık su var, görüyorsunuz değil mi? Büyük ihtimal birkaç saat önce orada daha fazla su vardı. Yani burası deniz çekildiğinde yarımada haline alıyor. Tekrar deniz geri geldiğinde, sular geri geldiğinde de burası bir adaya dönüşüyor. Yani böyle enteresan bir yer. Tabii ki buna benzer birçok yer var dünya üzerinde. Ben şu an burada bulunduğum için size burayı anlatıyorum. Yani çok büyük bir özelliği olduğu için değil. Böyle bir yer yani, anlayacağınız. Şimdi de o ileride akan suyun üzerinden bisikletle bir şekilde geçip dün yürüdüğüm yola doğru devam edeceğim. Hadi bakalım. Zor kısım burası. Burası çünkü çamur olmuş. Şu kuru yere vardım mı gerisi kolay. Thank you.
Evet, yola devam. Şimdi birazdan hiçbir numarası olmayan, hiçbir özelliği olmayan ama dünyaca ünlü bir kasabadan geçeceğim. Size de göstereceğim ama önce bir şeyler yemem lazım. Çünkü saat şu an 5 oldu ve ben daha hiçbir şey yiyemedim. Dişim kırıldı arkadaşlar ya. Dişim kırıldı ya. Ne alaka değil mi? Benim 20 ya da 22 yıl önce yaptırdığımız bir tane dolgulu dişim vardı. Dün onun dolgusu çatladı. Dedim idare ederim ben bunu bir şekilde. Ama demek ki öyle idare edilmiyormuş. Çünkü bugün ortadan ikiye ayrıldı ve dolguyla beraber dişim de kırıldı. Yani şu an dişimin yarısı yok. Ve ben gittim lavaboya. O kırılmış dolguyu, dişi oradan çıkardım. Ondan sonra oturdum video editlemeye devam ettim ya. Gerçekten üzücü bir durum ya. Bu arada... Oo, burası bayağı karanlık. Size köyden bahsedecektim değil mi? Bu kasabadan bahsedecektim. Ondan da bahsedemedim. Aslında video editlemeye çalıştığım için, bitirmeye çalıştığım için bahsedemedim. Yarın zaten gene burada olacağım. Yarın bahsedeceğim ondan. Neyse arkadaşlar, burası çok dik, karanlık. Ben etrafı görebiliyorum bu arada, siz göremiyorsunuz da. Ben size yarın anlatayım ben. Vallahi yarın anlatayım rahat rahat. Evet, yeniden günaydın diyorum. Bu sefer hızlıca olaylardan bahsedip yoluma devam edeceğim. Evet, ben yola çıkalı 5 gün falan oldu. İlk 2 gün hiçbir şey çekmedim. Gerçekten yani çekmeye değer hiçbir şey yoktu. Sadece deniz kenarından ilerleyen bir bisiklet yolundan bisiklet sürdüm 2 gün boyunca. Hava o kadar sıcaktı ki yani böyle alışık olmadığım bir havaydı buralarda. Biraz onunla boğuştum. Bir günüm sadece nasıl duş alabilirim diye düşünmekle geçti. Hello, how are you? Yeah, I know. I need to go, but can I have a shower just 10 minutes? I can't, I'm afraid. No? I can pay for it? Yeah. I'm sorry, don't do it. I don't have people coming casually off the road and use the facilities. I don't look at me like that, because I'm not doing anything that anybody wouldn't do. You pay for a site, you can stay on a site. That's the way it is, I'm afraid. Yeah. Okay. Too many people spoil it for you. They come in off the road. Motor van helps those to the showers and stuff. Yeah, I'm not with the motor van, just a bicycle. Yeah, I know that, but I'm just saying, don't look at me like I'm doing something wrong, because I'm not. Yeah, I know. When people drive their van, they can go easily and find somewhere, but when you have with the bicycle, you need to cycle 2 days to find place like this, and then they say this is full today and tomorrow is Saturday, I can't find any place. Well, they won't do with this weather. I mean, it's the height of our holiday season, you know, everything gets booked up in advance. Yeah, particularly, sadly, that's the way it is, I'm afraid. Okay, sorry, but in this season I can have a shower in this country maybe 10 days. Okay, thank you. If you go on the site, thank you. I think I should cycle in Turkey. More hospitality. Bye. Hani gitsem orada, kapıyı açsam, girsem, 5 dakika duşumu alıp sonra s**tir olup gitsem, hiç kimsenin ruhu bile duymayacak. Ben gidiyorum, bir şekilde oranın sahibini buluyorum. Durumu açıklıyorum. Hani parası neyse vereyim de diyorum. Ama işte insanlık bazı yerlerde yok, bazı insanlarda yok. Neyse. Canımı sıkmayacağım. Hello, how are you? Thank you. I just wanna pay and have a shower for 10 minutes. Is it okay? We don't normally offer that facility unless people are actually staying on the campsite. But you're full, right? Yeah. Excuse me? I mean, we get lots of people asking us, and we don't offer the facility. Uh-huh. I'm afraid. There's more campsites. Yeah, I know. Everywhere is full. Yeah.
did you want to camp over or? I mean, no, everywhere is full. I just need the shower, but not possible. Yeah, I can't offer that facility because we get asked all the time and it's just nothing we can do, sorry. Okay, well, I'm with the bicycle, maybe. I thought. Pardon? I'm with the bicycle, I thought maybe you can say okay, you know. Because when you have a car, you can just drive and okay. find someone. Okay, I'll charge you £5. Okay, yeah, that's okay. For a 5-minute shower. Yeah, all right, where is it? We are over here. Okay. Just park your car there. Okay. And your bike. Yeah. Are you okay with cash rather than car? I think cash, let me check. Okay. Yola çıktığımın ikinci günü William bana mesaj attı. İngiltere'nin en güneyinde bir tane arkadaşı varmış, onun yanına gidiyormuş. Biraz canı sıkkındı, yani arkadaşı falan da yok yani çok fazla. Biraz birileriyle konuşası vardı belli. Neredesin dedi, işte yol üstündeysen dedi senin yanına da uğrayayım. Biraz bir şeyler içeriz, sohbet ederiz. 3 gün önce William'la buluştuk, hatta aynı noktada, bu noktada beraber kamp yaptık. Morning. What? I see. I say, I'm not used to this. Yeah, because it's Scottish. Daha sonra ben buradan çıktım, Deniz Feneri'ne gittim. O da geldi aslında benimle ama Deniz Feneri'ne ulaşan yol çok zor bir yol olduğu için William orayı yürüyemeyecekti. O yüzden o ayrı kendi başına kaldı. Ben orada tek başıma kaldım. Buradan tek geçiş şu karşıda gördüğünüz köprü. Sadece o köprüden diğer tarafa geçebiliyorsunuz. Yani mecbur gene aynı yerden geçmem gerekiyordu. Havada kararınca dedim bildiğimiz yere gene kampımızı kuralım. Çünkü başka bir yer bulma şansımız yok. William da ben sınavdan ya da olacağım diye oraya gitmişti. Beni orada bekliyordu. Ama ben bu olaylardan dolayı yetişemediğim için o da buraya geldi. Dün burada kampımızı kurduk. Beraber takıldık. Birazdan ayrılıp yola devam edeceğiz. O İskoçya'ya geri dönecek. Ben de buradan Galler'in güneyine doğru artık sürmeye başlayacağım. Alright. Hadi bakalım. Sılancı var. Şerefe. Evet, size o bahsettiğim kasaba burası arkadaşlar. Bakın o kasabanın şu an meydanındayım, en merkezi yerindeyim. Şurada bir tane turistik bir mekan var. Şurada bir iki tane kafemsi bir şey var. Bir de şurada bir tane tren istasyonu var. Kankim de burada. Hey William. What's the point of this village? Fucking no point at all. It's the most unfriendliest place I've been in Wales. Az önce yaşadığımız saçma sapan olaylardan dolayı William'la ikimiz çok kızgınız. Şurada bir tane kafeye gittik. Biliyorsunuz yani ben bisikletle geziyorum ve tek ihtiyacım olan şey elektrik arkadaşlar. Kafede bir şeyler yiyip bilgisayarımı elektriğe bağlayıp videoyu paylaşmam lazım. Kadın elektrik kullanmamıza izin vermedi. Çıktık gittik şu yan taraftaki kafeye. Oturduk, siparişleri falan verdik. Yani ucuz bir yerde değil. Siparişlerimizi falan verdik. Ben de bilgisayarda işlerimi hallediyorum. Bir de drone bataryalarımı şarj ediyorum. İki tane elektrik girişi kullanıyorum. Kadın geldi dedi burada elektriği kullanamazsınız dedi. Yasak dedi bilmem ne falan filan. Ondan sonra dedim yani ben dedim bunun için geldim buraya. Bunun için burada yemek yiyorum. Sonra dedi işte ben dedi menajeri çağırayım dedi. Gitti menajeri çağırdı geldi bir de adamla tartıştık ettik falan filan yani. Saçma sapan, gerçekten William'ın da dediği gibi saçma sapan insanlar. They take money off you and don't give you back in back in return. People do that in the street, but they've usually got a mask and a baseball bat. That's how they do it, you know. Arkadaşlar, bakmayın böyle güldüğüme. Gerçekten, bak William nasıl sinirli görüyorsunuz. Ben de çok sinirliyim. Sadece videoya bu negatifliği yansıtmak istemiyorum ama gerçekten böyle saçma sapan insanlar dünyanın bazı yerlerinde var ve bunlar da bir şekilde karşınıza çıkıyor. Burası şimdi olayın özüne geleyim. İşte burada 2-3 tane kafe var ve bu kafeler de
12.30'da açılıp 3.30'da kapanıyor. Sadece turistik bir yer. Bunun sebebi de hemen size şurada göstereyim. Evet, görüyor musunuz? Şu gördüğünüz random yazılmış harfler bu köyün ismi arkadaşlar. Evet, eminim birçoğunuz hayatlarının bir döneminde burayla ilgili bir bilgiyle karşılaşmıştır internette. Çünkü böyle bilgiler birçok yerde dönüyor. İşte dünyanın en büyük, dünyanın en uzun falan. Burası da Avrupa'nın en uzun isme sahip kasabası arkadaşlar. Dünyada da burası ikinci sırada sanırım. Dünyanın en uzun isimli yeri Yeni Zelanda'da bir dağın ismiymiş. O da 85 harften oluşan bir kelimeden oluşuyor. Bu kasabanın ismi de 58 harften oluşuyor. Ama burada ilginç olan kısımlardan birisi, bakın burası da bu arada tren istasyonu. Görüyorsunuz bir sürü sessiz harfin yan yana gelmesiyle oluşmuş anlamsız bir kelime gibi duruyor. Şu an bakıyorum. A, I, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane sessiz harf yan yana var şurada. Daha sonra araya bir O girmiş. E girmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane de burada sessiz harf var. Şuralara da 1, 2 sesli harf serpiştirmişler. Böyle enteresan bir isim. Peki bu isimin olayı ne? Tabi bu Galler'in kendi dilinde bir kelime olduğu için birçoğumuz bilmiyoruz bunu. William da bilmiyor yani. Hani bizim anlayabileceğimiz bir dil değil. Ama şu olayın özüne geleyim. Neden buranın böyle bir ismi var? Yıllar önce burada tren istasyonu falan yokken Londra'dan Manchester'a giden trenin buradan da geçmesini istiyorlarmış insanlar. Bir tane adam da bununla ilgili bir tekerleme oluşturmuş. Şimdi bu aslında bir tekerleme arkadaşlar. Yani zamanında bir tane adam çıkmış, dikkat çekmek için bir tekerleme uydurmuş. Daha sonra bu bir şekilde ulaşmış başka insanlara, yetkili yerlere. Daha sonra işte buraya bir tren istasyonu yapmışlar ve amaçları turist çekmekmiş. Böyle bir yerin böyle saçma sapan bir isme sahip olmasının tek amacı turist çekmek, başka hiçbir şey değil. Bunu da William'la bugün görmüş olduk. Gerçekten de işe yaramış bu, çünkü gün içerisinde buraya sürekli tur otobüsleri geliyor. Bütün insanlar otobüsten iniyor, içeri giriyor, işte bir şeyler yiyorlar, bir şeyler hediyelik bir şeyler alıyorlar falan filan. Daha sonra gidiyorlar. İnsanlar çok uzak yerlerden çıkıp buraya kadar geliyor. İstediklerini de başarmış adamlar. Yani böyle arkadaşlar, burası Avrupa'nın en uzun isme sahip kasabası. Başka da hiçbir numarası yok. In 1912-67. Yeah, okay. Do you need to adjust the way you're staying at the moment? Well, I'm actually heading back to Scotland tonight. Oh, well, what about your friend? He's been camping. Your friend's camping? Yes, he's going to run in his bike off camping. Nefret ettim şuradan ya. Gerçekten nefret ettim şuradan. Avrupa böyle bir yer arkadaşlar. Hiç kimse sana dokunmuyor. Sen hiç kimseye dokunamıyorsun. Ama elin Gallerlisi gelip sana kafa atabiliyor, yumruk atabiliyor. Sen bir saat geçiyor ve hala burada polisi bekliyorsun. Benim bisikletim orada. Adam da benim bisikletin yanında bekliyor. Etraftaki hiç kimse ağzını bile açmıyor. Adamın yanına gitmiyorum. Çünkü bir saniye geliyor şu an. Evet. Adam pes etti gitti. Adam pes etti gitti. Adam bir saat bekledi gitti. Ben gitmeyeceğim. Çünkü ben suçlu değilim. Ben hiç kimseye dokunmadım. Adam benim suratıma tüküre tüküre konuştu. Sırf eliyle bana bir şey yapmamak için geldi, ayağıma falan bastı. Benim söylediklerim zoruna gidince de bana kafa attı. Ben ona karşılık vermeyince geldi bana bir de yumruk attı. Ve ben bir saattir burada polis bekliyorum. Gerçekten kendimi hiç bu kadar güvensiz hissetmedim. Yani şu adam gelse şurada bana bıçak soksa, silah çekse hiç kimsenin umurunda değil. Polis arıyoruz. 3 kere polisi aradık ve hala gelmedi. Gelmiyor. Yani. Yeah, maybe he went to home to bring his gun, you know, because he was even if I speak nicely, he didn't understand anything. You know, he's getting angry
every other minute. The time he was starting on me, Dave. What? He was starting on me as well. Yeah? Aye. What did he say? How the fuck do you know him? As if he's a friend of mine. But he was angry, right? Aye. Yeah. Yeah, come back. Starting route guidance. Polis gidiyor. Polis bizi aramaya gidiyor oraya. Biz orada değiliz. Biz polis merkezine gidiyorduk şu an. Geldiler. So he is from this village. Aye. So these old people must know him. Aye. So if they say something different altogether, I'm gonna be guilty, you know. And nobody can prove this because there's no fucking camera looking to the street. Maybe they will say together he punched him on the street if there is no camera. Arkadaşlar, uğraştığımız şeye bakar mısınız ya? We met on the road 2 years ago in Scotland and going to police station in Wales together. I tell them about your father being a policeman as well. Yeah, we talk about it. Yeah, it was so long for us. Uh-huh. 4 hours or something. Aye, fuck. Fucking. I was like, my staff, what the fuck's going on? Biz karakola gelirken birisi bizi takip ediyordu. O yüzden kendimizi güvende hissetmediğimizi söyledik. Şu an polis bize eskortluk ediyor. Şu şehirden çıkana kadar bizim önümüzde gidiyor. Yani bizi takip eden bir araba var mı yok mu ondan emin olmak için. Daha sonra William dönecek, İskoçya'ya gidecek. Bana sen de gel İskoçya'ya diyor. Durma burada diyor. Çünkü yani sıkıntı yaşayabiliriz. Sıkıntı yaşayabilirim. Ama devam etmem lazım. O yüzden beni bir dağın başında falan bırakacak. Yani bir yerde kamp kuracağım. Bu geceyi bir şekilde orada geçirmeye çalışacağım. Yani başka yapabileceğim bir şey yok. Evet, benzin alıyoruz. Polis bizi orada bekliyor. Bize geçirecek bakalım, güvenli olduğumuzu hissedene kadar. I didn't just say fucking attack him, but I knew I couldn't. I'm not fit to. Yeah, no. That's it. I'm sorry, because this is happening because of it's me. It's not your fault. Yeah. I know, even the police... nothing to be sorry about, Mr. Yeah, even the police... She said this is normal, you know, this is happening every day, you didn't do anything, you are a victim, so don't worry about it. So yeah, they were so kind. And did you say he was touching my body and talking to my face? I said Mustafa said, he says, what did Mustafa do then? I said Mustafa just went back like that and was like, whoa, I don't want to breathe your breath. Yeah, you know. Yeah. Smell, I said your breath. Yeah. We said all the same things, Mustafa. Yeah. Because we don't lie. Everything is the same. The only thing the Russians sent us, I couldn't remember. I remember that. I said, he said something Russians to me, but I don't remember what he was saying. But you said what he said. Go back to where you fucking came from. Yeah. And I says to the policewoman, I says, can you stay on the line here? And I says, I don't feel safe here. Yeah. And she stayed on the line and then she was like, she says, look, I really need to go, but I'll phone you back. Uh-huh. And she did. Yeah. There was a crowd waiting in that car park with him. He broke people with him. Yeah. And they were in that car park waiting. Uh-huh. If I would have stood up, they were all came out and fucking, you know. Yeah. Why he came with his friend? Aye. That's why? Aye. If I do something, he gonna... But there was other cars come in and spoke to the cunt in the van. Yeah. While he was bawling and shouting at you, you know. Ah. I was watching everything. Yeah. And the people were sitting in the fucking coffee shop, they were looking to my face like weird, you know. I'm sure they are also Russians because they were looking my face like that, you know. It's like I'm guilty, they don't even know, but because they know the guy, because they are living in the same village, you know. Right. You are fucking tourist here, you know.
Arkadaşlar şu an saat gece 1:30. Galler'in bir köyünde sabahtan beri William'la beraber karakolda ifade veriyoruz. Yani saçma sapan şeyler yaşadık arkadaşlar ya. Yani size bunu anlatamam ama hiçbir suçumuz yok, öyle söyleyeyim. Hatta polisler de bizden yanaydı. Sabahtan beri karakoldayız. William'ın ifadesi bir 2-2,5 saat sürmüştür. Benimki bir 4 saat sürdü. Daha sonra işte polis birisi takip etmesin diye şehirden çıkana kadar yanımızda geldi. Şimdi bulduk böyle bir yer. Ben çadırda kalıyorum, William arabada kalıyor. Neyse arkadaşlar, benim birkaç gün hiçbir şey paylaşmamam lazım. Yani yaptığım şeyleri birkaç gün geriden paylaşacağım. Çünkü saçma sapan insanlar tarafından takip edilip başıma bir şeyler gelebilir. O yüzden nerede olduğumu kimsenin bilmemesi gerekiyor. Neyse, yani bir sıkıntı yok, öyle söyleyeyim. This is another story about us. Yes. So you can. This is a fucking classic.